Kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün. İyi akşamlar efendim. Kelimelerin ana yurdu ve tarihinde bugün yalnız ben varım. Daha doğrusu ben Richard Wagner'i konut ekmek üzere karşınızdayım. Ve tekrar geçen haftada konuştuğumuz bir kök üzerinde duracağız. Yar kökü ve buradan türeyen çeşitli türevlerden bahsediyorduk. Özellikle geçen hafta yarattan bahsettik. Ama tabii hemen yaramak, yararlı olmak, yaraşmak, yaranmak. Ama belki bunların da temelinde olan bir yara kelimesinden bahsedebiliriz. Ama bugün kelimenin kendisinden bahsetmekten çok kelimenin taşıdığı çeşitli duygusal ve felsefi ve müzikal çağrışımlardan bahsedeceğiz. Geçen haftayı programı dinlemiş olanlar hatırlayacaklardır. Sohbetimizin sonunda başrolünde neredeyse yaranın yer aldığı bir operadan bahsetmiştik. Parsifal operasından, Wagner'in son operasından. Parsifal, Türkiye'li okur ve dinleyicinin daha çok T.S. Eliot'un şiirinden hareketle biliyor olacağını düşündüğüm bir tema, bir kavram ve sembol üzerine kuruldu. Çorak ülke sembolü üzerine. Efsaneye göre çorak ülke aslında kralı yaralı olduğu için, ülkenin çoraklığı ile kralın yaralılığı birbirinin uzantısıdır. Ve ne zamanki kralın yarası onulur, ne zamanki tamir olur, iyileşir, o zaman da ülke tekrar bereketine kavuşacaktır. Dolayısıyla burada yara tam anlamıyla mutlak bir zaaf, berekette insanı bereketten yoksun bırakan bir zaaf olarak görülür. Ve bunun kurtarılması için aynı derecede mutlak bir şeye, mutlak bir masumiyete ihtiyaç vardır. İsterseniz şimdi konuşmama biraz ara vereyim. Kurtuluşun nerede olduğuna işaret eden ve belki de Parsifal'in en ünlü teması olan, Parsifal'in kendi teması diyebileceğimiz tema olan saf bir budala arayışına işaret eden temayın ilk dile getirilişine, ilk seslendirilişine kulak verelim. Burada Amfortas kendi yarasının ancak tamamen saf olan ve bilgiyle de kafası bulandırılmamış olan bir, o anlamda aptal, budala olan birinin kendi yarasını, yani hiç yarasız beresiz, hiç üzerinde bir zaaf, arıza bulunmayan birinin kendi yarasını tamir edebileceğin kehanetini aktarır çevresindekilere ve tabii biz dinleyicilere. Oh.
Yayın döneminin başında Eraslan bana kelimelerin etimolojisine, köklerine, tarihsel anlamlarına, kendi aralarında kurdukları ve her zaman farkında olmadığımız çağrışımlara, anlam ilişkilerine dikkat etmenin ne anlamı ya da ne yararı, hani tartıştığımız kökten hareketle soracak olursak, ne yararı olduğunu sormuştu. Açıkçası o zaman verdiğim cevabın yeterli olup olmadığından emin değilim. Daha da önemlisi, aslında bu kelimeye bir kerelik bir cevap, yani her duruma yetecek tek bir cevap verebileceğinden de emin değilim. Belki de her kelimeyle ilgili olarak bunu yeniden, bunun tarihine, anlam ağına dikkat etmek bize ne kazandırıyor diye yeniden düşünmek gerekiyor. Wagner'e dönecek olursak, Wagner tabii çeşitli bakımlardan önemli. Bir tonal müzik geleneğinin doruğunda yer aldığı ve ötesine işaret ettiği gibi, aslında bir yanıyla bir metafizik geleneğinde, bir kibir geleneğinin de doruğunda yer alıyor. Belki de ötesine işaret ediyor ve burada da gerçekten yara mutlak zaaf olarak görülüyor ve dinlediğiniz parçada dikkat etmişsinizdir. Bir kadın sesi giriyor araya. Bana teşekkür etmeyin. Ben aslında iyilik etmem, yardım eder gibi görünüyor olsam da yardım etmiyorumdur diyen Kundry. Evet, yaranın cinsellikle bir ilişkisi olduğu, zaafın, yaranın cinsellikle bir ilişkisi olduğu bütün opera boyunca ısrarla vurgulanacaktır ve bu suçsuz, masum, lekesiz kahraman, aynı zamanda budala olan kahraman Parsifal'de suçsuzluk tabii iffet çağrışımlarıyla da çok iç içe geçmiştir. Bu programımızın sonunda dinleyeceğimiz arya da Gurnemans, yani Kral Amfortas'ın sadık vekili, sancaktarı Gurnemans, yaranın nasıl alındığını anlatırken çok açık seçik söyleyecektir. Kötülükle mücadele ederken Amfortas'ın aklı kadın tarafından çelindiği için bir mızrakla yaralanmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi tam da cinsel organlarının bölgesinden. Yani Wagner bir tür aklın kibri diyebileceğimiz, erkeklik kibri diyebileceğimiz bir şeyi yarasızlıkla özdeşleştirirken, yaralı olmayı da çok açıkça kadının baştan çıkarmasına kapılmakla özdeşleştirir. Ancak dikkati o şekilde dağılan erkek yaralanabilir. Dolayısıyla denebilir ki, hani Bülent Somay arkadaşımızın geçenlerde çıkan çok faydalı kitabı Bir Şeyler Eksik de dediği gibi, her zaman hep eksik olduğumuzu örtmeye çalışmıyorsa aslında o eksikliği hep bir yara gibi de taşıyoruz ve bu yarayı iyileştirmek, bir kusursuzluk imgesine kendimizi dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve Parsifal'de bu girişimin en çok araç gereç seferber edilerek ifade edildiği bir total sanat eseri, Gesamtkunstwerk dediğimiz şey, işte bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda yara kelimesinin etimolojisine dikkat etmek bize ne kazandırıyor? Evet, yararla yaranın ilişkisini düşünmemizi kazandırıyor. Belki de yaralı olmak kurtulunmaya çalıştığımız bir şey değil, bizi yararlı kılan şey olduğunu düşünmeye başlamaya bu ihtimali de göz önünde bulundurmaya çağırıyor. Tek başına da elbette bu biçimsel ilişki şu ya da bu şekilde bir kanıt olamaz ama bir davet olabilir. Bugüne kadar belki düşünmediğimiz bir doğrultuda düşünmeye bir çıkarılmış bir davetiye olabilir. Şimdi Wagner hakkında konuşmanın zevkli yanlarından biri, hep kendisi hakkında ileri geri konuşur ve sonra onun müziği başlar ve biz susarız. Şimdi Gurnemans'ın Amfortas'ın nasıl yaralandığını anlattığı, çevredeki diye seyislere, bakıcılara, şövalye adaylarına anlattığı aryaya kulak vererek gelecek hafta tekrar yalnızca kelime kökleri üzerinde diğer arkadaşlarımla tartışacağımız olmak üzere buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.
Kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.